Üstadın ilk eserlerinden olan Rumuz'da geçen Vücubu Zekat ve Hurmeti Riba Karz Hasen Şerait-i Sulhiyedir. Şu riba taşını altından çeksen şu zalim medeniyet kasrı çökecektir. Vecizesini izah eder misiniz? Evet. Vücubu Zekat zekatın vacip yani farz olması. İslam'ın İslam'ın e, insanlar arasındaki barışın, güvenin, emniyetin temini için getirdiği, ihdas ettiği muazzam bir sistem. Ez zekatu kantaratul İslam. Zekat, İslam'ın kantarası yani köprüsüdür diyor Üstadımız. Hadis-i Şerif bu. Şimdi dolayısıyla üst tabaka olan havas, zenginlerin, alt tabaka olan fakirlerin imdadına koşması zekat ile mümkündür. Onlar birbirlerine bu manada hattı muvasal olan zekatı kullansalar, üstten alta şefkat, alttan üste dua ve bu manadaki manevi yardımlar gider. Değil mi? Buyur o ne oldu? O zaman sulh olmuş oldu. İkincisi, hurmeti riba. Yani riba dediğimiz faizin haram kılınması. Bu da İslam'ın bir yasağıdır ve emridir yani. Kesinlikle yapmayın diyor yani. Yaptınız mı perişan olursunuz. Sulh şartı bozulmuş olur. Değil mi? Yani anlaşma yapıyorlar ya iki grup. Bundan sonra biz ateşkes imzalıyoruz. Ateşkes imzalayı, imzalamayı, yani o ateşkes anlaşmasını bitiren unsur nedir? Bir tarafın o şeyi bozması. Zenginler zekatı kesti mi anlaşmayı bozuyor. Ondan sonra faiz almaya başladığımız zenginler, havaslar mal ve sermaye sahipleri anlaşmayı bozuyor. Anlaşma bozuldu mu tekrar ateşkes biter, ateş emri verilmeye başlar. Onun için üstadımız diyor ki insan, insanlık hayatını isterse ribayı öldürmeli. Hem de envai ribayı öldürmeli. Yani faizin bütün çeşitlerini öldürmeli. Dolayısıyla iki düşmandan birisi ayakta kalacak. Ya insan ki faiz onun düşmanı, ya da faiz ki insan onun düşmanı. Garibanlar yani. İkisinden birisi yok olana kadar bu sistem devam edecek. Aa, peki ne var? Şeraiti sulhiyeden bir tanesi de Karz-ı Hasen'dir. Karz-ı Hasen Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde geçiyor. Karşılıksız borç. Ama Cenab-ı Hak o borcu bana vermişsiniz kabul ediyor. Şimdi Allah'a borç verdin mi? Artık ondan bire yarım, bire yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde yüz, yüzde üç yüz öyle bir şey beklemez ki. Allah verdi mi dünyada da bire bin verir, ahirete de ee, bir gayri hesap, yani hesapsız değil mi? Onunsa hesaba varmayacak kadar Cenab-ı Hak verir de verir, akıtır da akıtır. Dolayısıyla bu üç şey. Zekat, farz, faiz, haram, karz hasen, emir, tavsiye. Bu üç şerait sulhiye. Yani barış antlaşmasının üç temel maddesi. Bu temel maddelerden birisi bozuldu mu, bütün mihanikiyet dediğimiz o denge çarkları birbirine girmeye başlıyor. Üstten alta karşı ciddi manada e, şimşekler, düşmanlıklar, kinler, kibirler, gururlar, öldürmeler, kıtaller. Alttan yukarıya doğru kin, haset, düşmanlık, ondan sonra savaşlar, ihtilaller çıkar. Ondan sonra da bütün içtim hayatın dengesi, ondan sonra çarkları perişan olur gider. Ha, şu ifadeye bak. Şu riba taşını altından çeksen, şu zalim medeniyet kasrı, Medeniyet dediğimiz şimdiki kasır. Yani saray. Bu sarayın temeli var. Böyle bir temel üzerine kurmuş ki. Temelsiz temel. Bu da faizdir. Şu riba taşını, temelini, şu medeniyet kasrının altından çeksen ne olacak? Medeniyet bir anda çökecek. Medeniyet dediğimiz de zalimlerin kurduğu medeniyet. Yoksa insanlık çökecek değil yani. İnsanlık yükselecek. İnsanlık kazanacak. Onun için insanlar hayatını isterse enva ribayı kaldırmalı. Şu mimsiz medeniyet dediğimiz, zalim medeniyet dediğimiz, değil mi? O şefkatsiz medeniyet dediğimiz şu medeniyet sarayı bir faiz dediğimiz temelin ve taşın üzerine duruyor. O taşı Allah'ın izniyle insanlık kaldırırsa şu zalim medeniyet dediğimiz, mimsiz medeniyet bir anda çökecek ve İslam'ın güzelliği, nuru, insanlığın o mağdaki kalplerinde taşıdığı güzellikler ortaya çıkıp manevi bir cennete inşallah dönüşecek burası.